bir tanesi hazır. Şimdi merhaba, gelen giden varsa Instagram'ı ilave ediyorum. Bugün sizden gelen bir soru cevap vereceğiz. Vereceğim daha doğrusu. bakalım. Şimdi burada nasıl oluyordu? Şimdi Instagram'da ilave edelim. Ups. Hayır, kamera çevirdik. Instagram ilave ettik. Sadece ayakta duramıyor. Bir ağda ne koysam arada çay bardağım. Merhaba, sabunatelier.com live'da. Şu anda hem Facebook'ta hem Instagram'da iki yerde live'ım. İlk uyarı olarak Antalya için tekrar fırtına uyarısı yaptı da ya da ara sıra internet gidiyorsa kusura bakmayın. Benim suçum değil. şimdi bugün veya daha doğrusu dün size sizin soruda sordum. Ya sorularınız var ama sordum. Ve sizden bir tane soru geldi. Onu seçtim. Diğer sorulara çoğu zaman bir proje ihtiyaç hissettiği için onları proje halinde yapmam lazım. Yani live'da proje pek bana uygun olmuyor. Yani hem mixen sesi var hem bekleme sırası var. Ondan onu yapmayacağım böyle halinde şu anda. Şu anda Serap Hanım görüyorum Facebook'ta ve Instagram'da bir Zeynep Hanım var, birkaç kişiler var. O da hoş geldiniz. Genelde gördüğüm olayı İstanbul ya da İzmir'den izliyorsunuz. Bir iki tane yurt dışında bayanlar da var. O da çok hoşuma gitti. şimdi ilk olarak aklıma unutmadan önce bültene üye olmak istiyorsanız lütfen sabunatelier.com bu çapraz çizgi slash ve bulten yazarsanız otomatik olarak kayıt yapabildiğiniz yere gidiyor. Yani oradan da aylık bülteni kaçırmamak için orada üye olabilirsiniz. Bülteni içinde ne var? Genelde son birkaç haftan bazı projeleri size gösteriyor ve aynı zamanda bültene ait özel bir proje var. O proje bu hafta mesela bir tane güllü yüz temizleme bu ayın güllü yüz temizlütüydü. Yani orada merak ediyorsanız oraya da bakabilirsiniz. Şimdi bu kameralar yan yana olmuyor da beni kilitliyor da. Biraz Instagram biraz daha aşağı, Facebook biraz daha yukarı ondan böyle olmuyor. Yani oluyor da ben bir sol bir sağa bakmam lazım. Tamam, konu ne bugün? Bugün ne sordunuz? Daha doğrusu dün sordunuz. Doğal sabun köpüğü nasıl artırabilirim? Doğal sabun tarif oluşturma yağ seçenekle birkaç hafta önce bir Facebook Live'da veya bir sabun atölye Live'da daha doğrusu anlattım. Bugün biraz daha bir detayla gireceğiz. İlk olarak tabii ki doğal sabun birleşim nedeniyle, içindeki yağlar ve içindeki gliserin miktarı nedeniyle hiçbir zaman marketteki sabun gibi köpürmez. Onu doğal sabun kullanmak istiyorsanız kabul etmeniz gerekiyor. Neden olmuyor? Yani şimdi marketteki sabunda bir çoğu zaman artık gerçek sabun değil, katı deterjandı. Ondan o bir faktör. Diğeri, onların kullandığın yağları ve sabun, yani çıkan sabunu gliserin alındırıyor. Çünkü gliserin kosmetik imalatı çok daha pahalı bir ürün sabundan. Yani çok daha pahalı bir fiyata satabilirler. Ondan genelde gliserin alındırıyor. Aynı zaman tabii ki o da köpüğü biraz artıyor. Aynı zaman biraz daha kuruyucu oluyor. Yani o başka bir kategori, başka bir ürün de kabul etmemiz lazım. Ama doğal sabun hala köpüğü miktarı artırabiliriz. Nasıl? İlk olanı, o en zor olanı, en az benim gibisiniz, zaman istiyor. Yani bekleyince, kuruyunca, orada önemli olan o kuruyunca sabun daha çok köpürmeye başlayacak. Yani köpük biraz daha bol olacak. Tabii ki astan çok dönmez ama
ama miktarı genel olarak karşılaştırabildiğin anda çoğalacak. İkinci, su miktarı azaltabilirsiniz. Yani kostik söndürmek için kullandığınız su miktarı, tabii ki o da kurumaya denk geliyor. Daha az kullanarak daha çabuk bir kurum sabun elde edebilirsiniz. Ama şimdi mesela ya örnek olarak %10-15 hesapladığınız su miktarından su azaltabilirsiniz. Ama bir tane çok ince detaylı bir tasarım, bir ebru yapmak istiyorsanız o zaman çoğu zaman bu su ihtiyaç olabilir. Deneme olarak yapın, bakın bir kez. Daha çok su azaltanları da var. Bazen bile birebir, yani kostik ve su birebir kullananları var. Ama o sabunda bir tasarım yapamazsınız. O sadece karıştırıp dökmek için. Ama deneyin, bakın. Diğeri olarak neye dikkat etmemiz lazım? Kireçli su köpüğü azaltıyor. Bu yüzden sabun yaparken saf su, yumuşak su, kireçsiz su kullanmaya tercih edin. Yani saf suyu olabilir, arındırmadan çıkan su olabilir ya da yağmur suyu da olabilir. Kireçli su kullanıyorsanız başlangıçtan beri köpüğü biraz azaltıyorsunuz. Bunlar hepsi ama bahsettiğimiz farklara böyle acayip bir fark yaratmaz. Onlar yani hepsi bir püf nokta diyelim. Şimdi başka ne olabilir? Su yerinde köpük artıran sıvıları kullanabilirsin. Köpük artıran sıvılar nedir? Bir aloe vera suyu köpük artıyor. Sütleri veya süt ürünler, yani yoğurt, kefir, böyle bir şeyler, süt kaynaklı ürünler. O da soya sütü de olabilir, badem sütü de olabilir, inek sütü, keçi sütü, yani genelde bütün sütlerde köpük artıyor. Ama aynı zamanda tabii ki o da bir renk meselesi oluyor. Aynı zamanda meyve suyuyla kullanabilirsin. Onlar da şeker, oradan içinde şeker var. Bu şeker biraz çoğaltıyor. Bir pürüzsüz olduğun için. Yani meyve suyu da yapabilirsiniz. Ama aynı zamanda tabii ki meyve suyu renk değişiyor. Ve çoğu zaman kostik ilave edince biraz bir kavurma oluyor. Ondan renk de değişiyor. Böyle yapmak istiyorsanız meyve suyuları önce dondurun. Böyle ilave edin. Şimdi başka ne var? Bunu yapmak istiyorsanız, istemiyorsanız bilmiyorum. Ama alkolü içecekleri, yani bira ve şarap da köpüğü artıyor. Bunları da kullanmak istiyorsunuz ama lütfen önce hafif ısıtarak alkol buharlaştırın. Yoksa sabun hemen donacak. Yani burada yaklaşık yarıya kadar indirdiyseniz kaynatarak, o zaman alkol de yok olmuş oluyor. Buna köpük de çoğalıyorlar. Diğeri tabii ki çok yüksek süper fet ya da süper yağ ya da kostik indirim kullandığın sabunla da kostik miktarı, köpük miktarı azaltıyor da. Yani daha çok köpük elde edilmek için daha az serbest yağ olması lazım sabun içinde. O da tabii ki doğal sabun hedefi, amacı biraz engelliyor. Onu kendinize karar vermeniz lazım. Deneyerek yapın. Kendine için ideal bir nokta bulabilirsiniz. Ben genelde %5 kullanıyorum ama %3 ve %25'e kadar yaptığım sabunla var. Deneyerek %5 benim için en ideal. Bazı kişiler için %3 de yeterli oluyor. Sütlü sabunlar için mesela genelde biraz daha az kostik indirim kullanabilirsiniz. Yani o da bir seçenek. Başka ne yazdık? Yağ seçenekler ile tabii ki köpüğü miktarı yönlendirebilirsiniz. Notlarım. Şimdi önce zaten bir Facebook, bir sabun atölye live'da önce söyledim nasıl yağları seçebilirsin köpüğü ve sertliği için. Onun ama dışında bir iki tane püf noktaları daha var. Bir ideal karışım sabuncunun arasında ideal olarak adlandırandı. Yani tabii ki herkesin tercihi biraz farklı ama bunlar da kabul ediliyor. Çoğu kişiler beğeniyorlar diye. %20 Hindistan ceviz yağı kullanın ve %5-10 arasında Hint yağı kullanın.
Hintya'da daha yüksek miktarda kullandığın zaman da kurutma yapıyor. Yani aşırı bir temizliği oluyor. Ondan tercih edilmiyor. Aynı zaman bu yağların yanında köpüğü destekleyici yağları kullanabilirsin. Bunlar nasıl, onlar ne yapıyorlar? Yani Hindistan cevizi köpük elde ediliyor. Bu köpüğü hemen söndürmemek için köpük destekleyici yağları kullanabilirsiniz. Bunlar mesela nedir? Badem yağı, herhangi iç yağ, yani keçi, koyun, inek, karşınıza ne geliyorsa tavuk olabilir. Bütün inek yağı, bütün iç yağlar onlar sert olduğundan köpüğü miktarı destekleniyorlar. Kakao yağı da bir destekleyici fonksiyonu var. Palm yağı ve shea yağı. Bunu sizin tarifinizin içinde, seçtiğiniz yağlar içinde deneyerek yani bir miktarda ekleyin. Bakın bunu beğendim, bunu beğenmedim. Dediğim gibi sabun, yani tamam biz bir bilim her zaman değil, biraz bir da sanat deneyerek, yani kendin keyfine göre, kendin isteklere göre, evdeki suyunuza göre de bazen bile bir ideal, sizin için bir ideal nokta bulmanız gerekiyor. Bundan sonra başka ne yapabiliriz? Köpük miktarı çoğaltmak için, azaltmak istemiyoruz, çoğaltıyoruz. İlaveler yapabiliriz. İlaveler, ya şimdi yağ, su dışında farklı farklı ilaveler yapabilirsiniz köpük miktarı olarak çoğaltmak için. Birisi kostik söndürürken limon tuzu kullanın. Bir projem var, doğal şampuan sabun denemede, orada limon tuzu ilave ediyorum. Burada ne yapıyoruz? Burada az kireç de varsa ya da kullandığımız zaman kireç varsa durulma suyumuzda, oradaki kireçi, oradaki mineralya, burada oluşturan sodyum sitrat, yani limon tuzdan, sitrik asitten sodyum sitrat elde ediliyoruz. O buradaki mineralle, kireçteki mineralle bağlıyor ve böyle biraz daha köpüğü çoğalıyor. Bunu yapabilirsiniz. Başka ne olabilir? Yağ, suda çözen yulaf ya da kil ilave edebilirsin. Bunda hafif partikül olduğundan köpüğü miktarı az çoğalıyorlar. Burada genelde 2-3 yemek kaşığı bir kilogram yağ kullanılıyor. İsterseniz aktif kömür de biraz miktarı köpüğü miktarı çoğalıyor, pardon. Yani böyle nasıl diyeyim, strukturumu çoğaltan ilaveler, kil, aktif karbon, yulaf, suda çözen yulaf, bitki parçaları tabii ki de olabilir. Onlar hepsi strukturumu çoğaltan zaman köpük daha kolay oluşturuyor. Köpük daha bol oluyor. Ama dediğim gibi hepsi biraz birazcık çoğalıyor. Böyle hiçten kocaman miktarda olmaz. Ama yani hepsi böyle farklı farklı püf noktalar. Dediğim gibi bakalım, önce tekrarlayalım. Zaman kurumaya, su miktarı azaltmak, su yerinde başka sıvılar, meyve suyu, sütlü, aloe vera suyu olabilir. Kostik indirim ya da süper yağ azalmak. Aynı zaman yağ seçenekleriyle biraz yönlendirebilirsiniz. Hindistan ceviz yağı, Hint yağı, köpük destekleyici yağları ve ilaveler, limon tuzu, suda çözen yulaf, onu okumam lazım yoksa çıkmıyor ağzımda. Kille ve böyle bir şey. Başka burada bir şey şimdi gördüm, size söylemeyi unuttum ya. Kaçtı aklımdan. Yani böyle bir denerek ideal bir sabun tarif oluşturabilirsiniz. Ne mesela yapabilirsiniz? Kostik söndürürken her zaman limon tuzu ilave edebilirsiniz. Ya bir sizin için ideal bir yağ karışımı deneyin. Bunu farklı farklı tarifler için de kullanabilirsiniz. Aynı zaman her sabun suda çözen yulaf ilave edebilirsiniz. O daha kremsi bir köpük yapıyor. Şimdi aklıma geldi, ne söylemeyi unuttum. Su yedeklemek istiyorsanız, yani sütle veya başka bir şeyle,
bir bölüm ya da bütün olarak, yani su yerinde tamam süt kullanabilirsiniz ya da meyve suyu kullanabilirsiniz ya da sadece bir bölüm. O da mümkün. Yani etkisi tabii ki ona göre değişiyor. Burada şimdi iki tane merhaba tatlı bağ soru var. Maya evimden merhaba tatlı badem ya superfood olarak mı kullanılmalı köpük dayanıklığı için? Bu öne yani superfood ya da kostik indirim için hemen hesaplayarak, ama badem ya genel olarak köpük destekleyici bir görev görüyor. Yani onu isterseniz böyle kullanabilirsiniz. Şu Pure Pak sabundan limon tuzu ne kadar ilave etmek doğru oluyor? Şimdi buldum ak ve sordum diğer sabuncular arasında miktarı genelde kosin %3'ü limon tuzu olarak ilave edilir. Ama bunu da o zaman bu yüksek miktarda kostik indirim olarak hesaplamamız gerekir. Çünkü tabii ki o biraz kostik nötr ediyor ondan. İsterseniz bunu da blog yazı olarak bu yayın yazısında da ilave ediyorum. Orada o zaman da yazalım onu yazılı şeklinde ve tam miktarlarda hesaplamaya için de yazabilirim size. Burada bir soru daha var. Atölye delici limon tuzun hangi aşamada eklenmeli ve 1 kilogram için oranı ne olmalı? Tamam, dediğim gibi kostik sindirken ilave ediyoruz. Tam miktarda size yazılı olarak blogumda yazayım. Orada hesap açıklayayım. Orada daha kolay oluyor bence takip etmeye. Blogum sabunatölye.com'da görebilirsiniz. Bu bugünkü yayın ilgili yazı büyük ihtimalle yarın ya cuma çıkıyor. Yani birkaç gün hep bana lazım oluyor. Her zaman önden hazırlayamıyorum ondan. Burada başka sorunuz var mı köpük ilgili ya da sabun ilgili? Burada yok. Tamam bakalım. Teşekkürler. yani dediğim gibi şunlar güzel farklı şeyleri zaman ile de proje olarak kesinlikle buna birkaç tane fikirleri size göstereyim. Sizin proje isteklere birkaç tane vardı. Birisi Kastilsi bir sabun yapımı. Onu size göstermek istiyorum. Yapımı kolay, yani normal nasıl kostik nasıl sıvı sabun nasıl sıvı sabun yapılıyor zaten bir proje var. Saf zeytinyağından öyle. Yani Kastil ne demek? Kastil bir şehir İspanya'da ve eskiden orada zeytinyağlı sabun meşhurdu. Bir tarz sabun. Onun isim nasıl biz Hatay sabun ya da yani bölgesel bir isim. Orada Kastil orada her zaman saf zeytinyağı demekti eskiden. Artık öyle değil. Şu anda kuralları biraz değiştirmiş. En az %80 veya %60 tam rakam şimdi emin değilim. Zeytinyağlı olmalı gerekiyor. O zaman Kastil olarak geçiyor. Ama Kastil sıvı sabun yapmak için tabii ki potasyum kostiği kullanmamız lazım. Yoksa sıvı sabun olmaz. Onu sıvı sabun yapmak için superfood kullanmayarak, çünkü o köpüğü azaltıyor, hem de şeffaflığı bozuluyor. Normal bir tane sıvı sabun yapıyoruz. Onu da sonra sulandırıyoruz. Sıvı sabunla da bekleme süresi ama önemli, çünkü o başlangıçta biraz böyle mat bir görünüm var. Zaman ile o dibine çıkıyor. Şu anda markette satan zeytinyağlı Kastil sabunları bazı zeytinci firmalardan. Arkaya bakıyorsanız sıfır zeytinyağı genelde değil, köpük atıcı bir şey kullanıyorlar. Şampuan, sabundan şampuan yaparken ilaveler soruyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, aynı yapabilirsiniz ama şu anda doğal sabun, saç sabun olarak henüz tam beğendiğim bir tarif bulamadım. Bir tane sizinle paylaştım. Fena değildi ama benim saç için uygun değil. Ama görüyorsunuz saçım yani dümdüz. Ve Antalya'daki su acayip kireçli. Başka bir konu.
Başka ne sorduğunu, bir soru daha vardı. Ha, dün de şöyle sabun yapımı sordunuz. Orada şu anda araştırma yapıyorum. Biz eskiden şöyle sabun, eriyebilir sabun olarak satıldı. İhtiyaç olmuyor. Yani sizden istek olmadığı için devamı getiremedik. Ama şu anda aşağıda depoda yeni bir tane ham madde var. Onunla inşallah şöyle sabun size yapımı gösterebilirim. Şimdi Instagram biraz kaçtı. Bunu da ama birkaç hafta izin isteyeceğim. Soruyor. Başka bir tane soru daha vardı. Krem yapımı gösteriyordum arasında. Son bültende krem yapımı vardı. Bir tane temizlik losyonu. Gelecek hafta sanki bir krem proje yayına gelecek. Bunu birkaç hafta önce ayarladığım için tam hatırlamıyorum ama sanki ya, öyle gördüm. Proje ilave gelecek kesinlikle krem ilgili. Daha fazla yayınlar da gelecek krem ilgili. Kurs da hazırlanıyorum adım adım. Ben tek kişiyim. Bir de süre. Başka bir soru yoktu sanki. Evet, ben o kadar hatırlıyorum. Sizden bir soru yoksa bugün için burada duralım. Özellikle internet bağlantı kopararak duruyorsa. Gelecek hafta tekrar, ya kilo diyor bana, biraz yanaştıralım sizi. Yani başka bir sorunlarınız varsa, yoksa şu anda bugün için duralım burada. Sorularınız her zaman gibi Instagram'dan, Facebook'tan, e-mail olarak atalım. Gene de hem kısa bir cevap varsa hemen cevap veriyorum, bazen biraz sürüyor. Tek kelimeler veya çok kısa cevapları alıyorsanız o zaman genelde ya çocuklarım yanındayım ya da imalattayım. Ondan öyle kısık tek cümle, tek kelime cevapları alıyorsunuz. Yani ondan kusura bakmayın. Size cevapsız bırakmak istemediğim için böyle yani acil cevap yazıyorum. Dediğim gibi benim bu kadar bugün için. Gelecek hafta başka bir soru, başka bir isteklerinizle görüşürüz. Projeler için de talep edebilirsiniz. Ve benim merak ettiğim şey, acaba bir tane ürün, her gün kullandığınız bir ürün, marketten aldığınız bir ürün var mı? Onu kopya yapmak istiyor musunuz? Ya varsa böyle bir ürün ya da bu için, oradaki içindeki ne yapıyor diye biliyorsanız, bilmek istiyorsanız bana mesaj atın. Yani yorum olarak bırakın, bu ürüne daha detaylı bakabiliriz. Çünkü yani zamanıyla böyle içerikleri size paylaşmak istiyorum. Daha yani daha bilinçli belki olmak için. Yani o da bir eğlence benim için. Yani benden bu kadar bugün. Gelecek hafta görüşürüz. Bye bye. Şimdi önce bugün Facebook kapatalım.